gün Şu skandala yeni bir halka ekleniyor Bu bir skandal Hiç hanımefendilerin siyaset yapmasıyla Cinsiyetleriyle Parti tercihleriyle falan hiç ilgisi yok Ya çok net bir soru var ortada ee, Yalnız da değiller 3 kişi öne çıktı ama AKP'li 3 siyaset kadın öne çıktı ama Toplamda 34 kişiler Liste var 34 kişiye 62 milyon lira verilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP yönetimindeyken 62 milyon Türk lirası 34 AKP'li isme verilmiş. Yurt dışında okusunlar diye verildiği söyleniyor bu paranın. Herkese veriliyor mu böyle paralar? Bakın Doğan Subaşı'nın tweetini şimdi ekrana getireyim. Diyor ki 2008 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 34 öğrenciye 61 milyon 500 bin lira burs verdi. Ortalama döviz kuruyla. 2021-2022 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu döneminde 51.992 öğrenciye 62.390.400 lira eğitim yardımı verecek. Bir tarafta 51.992 kişi, bir tarafta 34 kişi. Bu 34 kişinin ayrıcalığı ne? Yani aynı para 51.000 öğrenciye para diye verilebiliyorken bu 34 kişiye bu para nasıl verilmiş? Parayı iade edin deniliyor. Şimdi halleri, vakitleri, yerinde yıllardır siyasetin içinde olan isimler parayı iade edin belediyeye. Bu tüy bitmemiş yetimin hakkı deniliyor. Kulaklarının üstüne yatıyorlar. Linç ediliyoruz diye de bağırıyorlar sosyal medyada. Milletimizin bu anlamdaki parasını çarçur eden kul hakkı yiyen. Hangi unsur varsa açığa çıkarılacak hesabı sorulacak. Soruşturmaların yapıldığını söylemişti Mega Kentin Belediye Başkanı. Bazı isimlerin yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmaları için burs verilmesi uzun süre tartışma yarattı. İBB Teftiş Kurulu verilen bursları incelemeye alarak 3 isim için işlem başlattı. AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender, AKP İstanbul Milletvekili ve eski Bakan Fatma Betül Sayankaya ve eski AKP Milletvekili Ravza Kavakçıkan Sayın ben... İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, belediye AKP dönemindeyken yurt dışı için toplamda 34 kişiye 62 milyon lira para ödendiğini açıkladı. Var mıdır başka vardır. Hepsi de yavaş yavaş gündeme alınıyor, soruşturmaları yapılıyor. Günler önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş kurulu tespitler yapmıştı. Yani şu geçmez mi aklınızdan? Ya benim de haberim olsaydı 100 bin dolar Burs hemen gider başvurur. Hatta ben ondan daha hızlı koşarım. CHP'li ise aslında toplamda 39 kişiye burs tespit edildiğini fakat İdo satıldığı için 5 kişinin bilgilerine erişilemediğini aktardı. Kibirli kibirli konuşacaksınız, ahlaki hiçbir değeri önünüze koymadan herkese çamur atacaksınız ama hayatınız çamur içinde olacak, hayatınız pislik içinde olacak. E bunlara müsamaha göstermeyeceğiz. Müsamaha yok demişti İmamoğlu. Balyalı Fatma Betül Sayankaya ile ilgili bilgileri paylaştı. Fatma Betül Sayankaya 14 Kasım 2008'de İSBAK'ta işe giriyor. Aynı gün New York'ta bir üniversiteden kabul alıyor. Ve aynı gün İSBAK ile burs sözleşmesi imzalıyor. Hepsi aynı gün gerçekleşiyor. Eleştiri getiriyoruz. Sadece bununla sınırlı değil. AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı yurt dışında yaşarken İBB'de işe giriyor. Ve İBB tarafından Brüksel'de okuması için burs veriliyor. Daha sonra eşinin yaşadığı Bremen'de bir üniversiteye geçiyor. Kaydı taşınıyor. Böyle çok keyfi işler olmuş. İBB Teftiş Kurulu verilen bursları incelemeyi alarak 3 isim için işlem başlattı. Hangi unsur varsa açığa çıkarılacak hesabı sorulacak. vatandaş bir dilim ekmeğe muhtaç hale getirilmiş. Ucuz ekmek alabilmek için karnını ekmekle doyurabiliyor çünkü sadece. Kış soğuğunda saatlerce kuyrukta bekleyecek. Vatandaşa tavsiyede bulunacaklar rahat koltuklarından. Sonra dönüp işte belediye başkanlarına sallayacaklar. İşte muhalefete yüklenecekler. Nutuk atacaklar. Her şey eskisi gibi devam edecek zannedecekler. Olmaz öyle. Nutuk atılacaksa Yeni bakanlardan biri kabinenin yeni flash isimlerinden biri güzel nutuklar atıyor. Gözlerinin içi ışıl ışıl çok da sempatik yapıyor bu işi. Japon medyasına konuşmuş. Japon medyasına mülakat vermiş Nurettin Nebati. Ben öyle enflasyonun %50 seviyelerini göreceğini düşünmüyorum demiş. Sonra da umarım yanılmam diye de eklemiş. İşte Japon medyasına söylediği sözler. Enflasyonda %50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Debati beklentisini bu sözlerle açıkladı. Japon haber ajansı Nikkei'ye tarih de verdi. Nisan ayında enflasyonun %50'nin altında tepe yapacağını söyledi. Daha önce aynı beklentisini Ocak ayı için yapmıştı açıklamasında Türkiye'nin önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalacağını da vurguladı. Dünyadaki diğer ülkelerin de aynı sorundan muzdarip olduğunu belirtti. Ocak ayında enflasyonun yükselmesini ve belirli bir süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve Aralık ayında ise baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz. Bakan Nebati, kur korumalı mevduata katılımın parasal büyüklüğünün de salı günü itibariyle 272 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bu sırada kura müdahaleler soruldu. Kur korumalı mevduat duyurulmadan önce Merkez Bankası'nın doğrudan ve dolaylı müdahalesi olduğunu kabul etti. Sonrası içinse önce hiçbir müdahale olmadı dedi, ardından duyurudan sonra olmuşsa bile bunlar sadece küçük dokunuşlardır ifadesini kullandı. Peki nedir o küçük dokunuşlar? Hatırlayalım. Halk TV.com.tr yazarı Barış Soydan ihracatçı firmaların ihracat gelirlerinin %25'ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğunu hatırlatmış, bu yüzdenin yılda yaklaşık 45 milyar dolara tekabül ettiğini belirtmişti. Yani haftada 800 ila 900 milyon dolar. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota'yı referans vererek Merkez Bankası'nın rezervlerine böyle bir para girişi olmadığını Aksine yaklaşık 800 milyon dolarlık erime yaşandığına dikkat çekmişti. Bunun da sadece geçen hafta rezervlerden 1 ila 2 milyar dolar bir satış yapıldığı anlamına geldiğini söylemişti. Sadece geçen hafta. İşte Bakan Nebati'nin küçük dokunuşlar diye tanımladığı miktar bu. Bakan Nebati küçük dokunuşların gerekliliğini de şu sözlerle savundu. Bir merkez bankamız, kamu kurumlarımız ve ekonomi yönetimimiz var. Gerektiğinde müdahale edebilmek için. Gerekli olduğu takdirde tüm enstrümanları kullanırsınız. Hazine ve Merkez Bankası izleyici kalmaz. Gündemimizde faiz artırımı yok dedi Bakan Nebati. Londra'da yatırımcılarla buluşacağını söyledi. Pazartesi ve salı günü Londra'da yatırımcılarla bir araya geleceğim. Londra'dan sonra Cumhurbaşkanına Birleşik Arap Emirlikleri'nde eşlik edeceğim ve G20'nin Jakarta toplantısına gideceğim. Ayrıca Bahreyn'i ve Londra'yı tekrar ziyaret edeceğim. Bahar aylarında Japonya, Çin ve Singapur'a gitmek istiyorum. Uyguladığımız politikadan dönüş yok ve gündemimizde faiz artırımı yok. Siz bahar aylarında nereye gitmek istiyorsunuz? Bakan Japonya'ya gitmek istiyormuş, Singapur'a gitmek istiyormuş. Bahar bir gelsin. Biz de gitmek istiyoruz güzel yerlere, sıcak yerlere gitmek istiyoruz bizler de. Size bir liste sıralayacağım. Trend yol, Yemeksepeti, Yemek Sepeti, Yurtiçi Kargo, Çimsa Taş, Oppo, BBC, TTB, Türk Metal, Kayı İnşaat İşçileri, Uğur Tekstil Özak Tekstil, Mitsuba, Carrefour, A101, Şok, Alpin Çorap, Polibak, Hepsijet, Skoti, Bex Çorap, Kızılay Maden Suyu, Banabi, Divri Maden, Uzel, Tüv Türk, Lila Kağıt, Çınartaş, Şişli Belediyesi, İGA, İstanbul Finans Merkezi, Bakırköy Belediyesi, bugün tatlıya bağlandı, Emekliler, Flomak, Simbo, Akkuyu nükleer santral işçileri, Aras Kargo, Sürat Kargo, Aksa Jeneratör, Şimşek Çorap, Erdal Çorap, Dici Türk işçileri. Hepinize selam olsun. Türkiye'nin dört bir yanında işçiler birlikten gelen, üretimden gelen güçlerini kullanıyorlar. Enflasyonun altında inim inim inleyen işçiler ayakta ve direnişte. Haberi ikinci bölümde detaylıca ekrana getireceğim. Ancak şunu söyleyeyim. Türkiye işçi sınıfı ayakta, çalışanlar ayakta. Bu ekonomik kriz altında insanca yaşamak istiyoruz diyerek bir araya geldiler. Bugün bir market zincirinin deposunda işi bırakan işçilere karşı patron Tom'a çağırmak durumunda kaldı. Ki toplumsal müdahale araçları işçilerin eylemine müdahale etmekle görevli olmasa gerek vaktimiz varmış ilk bölümün sonunda. Türkiye'nin dört bir yanında işçilerin şanlı direnişi var. Onun haberini ekrana getirelim. İşçi sınıfı ayakta. Motosikletli kuryeler, depo ve fabrika işçileri. Türkiye'nin dört bir yanında eylemler var. Yemek Sepeti çalışan